Sırada bir süredir sizinle paylaşamadığımız sosyal medya yorumları var sayın seyirciler. Bakalım sosyal medya yorumlarında kim, hangi paylaşımla ne demek istemiş beraber dilimizin döndüğünce yorumlayalım. Evet, ilk paylaşımla başlayalım sosyal medyada sayın seyirciler. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı diyor ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Kadınların haklarının geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadın hayatın yarısıdır demiş sayın seyirciler ve yarım kalma şeklinde de bir etiket paylaşmış ve sanatçılar burada birçok sanatçı açıklama yapıyor. O açıklamayı Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu paylaşmış. Evet sıradaki paylaşım. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı sayın seyirciler. ilginç bir konuya değinmiş. Bugün kadına yönelik şiddete hayır diyoruz. Dün öğretmene şiddete hayır dedik. Önceki hafta özel gereksinimli çocuklarımıza, bir önceki ay hayvana, ağaca, Öğretmenlerim çocuklara imla kuralı öğretir gibi cümle sonuna nokta konur der gibi öğretelim şiddetin her türlüsüne hayır demiş. Çok güzel bir öğretmenlik açıklaması ve vurgu yapmış Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sayın seyirciler. Evet Sırada Muhittin Böcek var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. O da gündeme yönelik bir paylaşımda bulunmuş. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü şeklinde bir etiketle kadına karşı şiddete hep birlikte dur diyelim. Bu bir insanlık suçudur. Sessiz kalmamalıyız demiş sayın seyirciler. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü fotoğrafını da bu şekilde paylaşmış ve gündeme dair bir paylaşım yapmış Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sayın seyirciler. Evet, bu fotoğrafı beni kaldırın, daha geniş verin. Evet, bu fotoğraf çok anlamlı, çok hoşuma gitti. Tendürek Dağı'nda sayın seyirciler, Ağra'nın Diyadin ilçe bölge jandarma komutanlığı burası. Bölge jandarma komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu sayın seyirciler. Yakup Alagözoğlu'nu ziyaret ediyor. İlkokul çocukları Diyadin ilçesinin ilkokul çocukları. Ve ellerindeki kağıtlarda ne yazıyor biliyor musunuz? Biz barış harekatı için asker olmak istiyoruz diye ellerine yazdıkları o kağıtları jandarma komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu'na veriyorlar yanlarında öğretmenleriyle beraber sayın seyirciler. Ve Mehmetçik selamı gönderiyorlar. Buradan Antalya'ya da selam gönderiyorlar. Antalya'yla bağı ne diyeceksiniz bu paylaşımın? Yakup Alagözoğlu yani Diyadin ilçe jandarma komutanı Yakup Alagözoğlu Finike'den oraya tayin oldu. Antalya'nın en güzel ilçesi Finike'den ee, Ağrı'nın Diyadin ilçesine gitti ve oradan selam gönderiyorlar Antalya'ya Mehmetçik selamıyla sayın seyirciler. Bir de altı çizilen bir nokta var. Bu çocuklar Diyadin'den başka hiçbir yer görmemişler. Hani Antalya'da bir belediye başkanı, bir yetkili kalkar. O odanın içindeki çocukları Antalya'yı gösteririz derse yaz tatilinde jandarma komutanımız da çok sevinecek. Onun adına ben sözcülük yapayım. O direkt kendisi söylemedi. Ben sözcülük yapayım. Şu fotoğrafa bir daha bakın ve bu güzelliği siz de hissedin. Komutanıma da buradan biz de selam gönderiyoruz. O çocuklarımız da elbette ki bizim çocuklarımız. Nereden nereye edeceksiniz? Bölgede asker görünce korkan çocuklardan şimdi jandarma komutanına gidip mektup yazıp biz barış harekatı için Mehmetçik olmak istiyoruz diyen çocuklar sayın seyirciler ve asker selamı gönderiyorlar. Yürekten kutluyoruz. Selamlarını alıp başımızın üstüne koyuyoruz bizde. Evet sıradaki paylaşım. Mehmet Büyükara sayın seyirciler, iyi bir gazetecidir Mehmet Büyükara. Bakın ne diyor? Yazıyı büyütelim. Şimdi Kastamonu valisi salona girer. Genç öğretmen geç fark eder. Herkesten sonra ayağa kalkar. Vali öğretmenin görevden alınmasını ister. Olay Atatürk'ün kulağına gidince hemen valiyi görevden alın. Yapılacak bu kadar işimiz varken genç bir öğretmenle uğraşan valiyle bir yere gelinmezler. Evet, bunu Atatürk söyler. Çok güzel düşünür. Bugüne de en azından örnek olsun diye Mehmet Büyükarı kardeşim bunu paylaşmış sevgili dostum. Buradan anlaşılan noktayı siz de e, fark edebilirsiniz. Konya Valisi bildiğiniz gibi dün Öğretmenler Günü etkinliğinde en önde oturan bir kişinin oturuş düzenini bozduğu, daha doğrusu oturuşun beğenmediği için birader sen öğretmen misin Allah Allah ya gibi bir sözde bulunmuştu ya. O öğretmen değilmiş. Diğer öğretmenler de ayakta alkışlamışlardı ya valinin bu çıkışına. O öğretmen değil bir gazeteciymiş. Kişinin nasıl oturacağını öğretmen karar verir. Valiyi de bir öğretmen yetiştirir. Vali bence burada haddini aşarak kimin nasıl oturulması gerektiğini söylemiş. Diğer öğretmenlerin alkışlaması da bir tuhaf ama işte valinin daha doğrusu Atatürk'ün sözü de buna, bugüne ışık tutar cinsten. Evet, sıradaki paylaşım. Hasan Ünlüel sayın seyirciler, milliyetçi hareketin önde önemli isimlerinden birisi, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde hem de İyi Parti'de önemli görevler, görevlerde bulunmuş bir isim Hasan Ünlüel diyor ki: "Alpaslan Türkeş sen yoksun, biz tutsak Tutkularda yokluğuna özlem ve hasret dolu şiirler yazıyoruz diyor Hasan Ünlel ortasına kalp koymuş. Mekanın cennet olsun başbuğum diyor. Biz de onun bu sözleri üzerinden mekanı cennet olsun diyoruz. Alparslan Türkeş başbuğa sayın seyirciler. Onun adına biz de bu paylaşımı destekliyoruz. Sıradaki paylaşım. Semih Esen Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Seyirciler, İyi Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederim demiş. Çok güzel bir fotoğraf. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İyi Parti İl Başkanı, yeni atanan İyi Parti İl Başkanı'nı atanan daha önce genel başkan yardımcılığı yapan Yavuz Temizeri bugün il başkanı olan Yavuz Temizeri makamında ziyaret ediyor kadın kolları da beraberinde ve hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Çok güzel hareket. Bu hareket yani bu birliktelik, bu güzel e, sohbet keşke her partiye de olsa diye temenni ediyoruz ve en azından bu bir başlangıç olur diye biz de Semih Sen başkanı kıtlıyoruz. Sıradaki paylaşım Gerçek gazetesinin bir sayfası sayın seyirciler. Sayfa düzeni mükemmel. Çok güzel bir sayfa düzeni yapılmış. Bu konuda kimse eline su dökemez. Gerçek gazetesi yazı işlerinde sayfa sekreteri olan kardeşime sayın seyirciler. Ve ama burada asıl iş elbette ki işin mimarı Nizamettin Özmen Usta'da. Bakın usta öyle bir güzel fotoğraf çekmiş ki, öyle bir güzel paylaşımda bulunmuş ki sayfayı tam anlamıyla paylaşmış sayfada şehrin belleğine yolculuk demiş Nizamettin Özmen. Hem fotoğrafı hem edebi yazıları açısından Nizamettin Özmen iyi bir gazeteci, iyi bir dosttur. Bu sayfayı mutlaka e, edinin ve şehir belleğine yolculuk adlı bu yazıyı da siz de okuyun sayın seyirciler, ödül alması gereken bir sayfa olduğunu buradan Buse kardeşimin de emeğine sağlık diye yeri gelmişken bildirelim, çok güzel bir sayfa diye not ekleyelim. Sıradaki paylaşım. Kamil Zor sayın seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismidir Kamil Zor. Bir paylaşımda bulunmuş. Murat Paşa belediye başkan yardımcılığı görevine atanan Taylan Dikmen kardeşime hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdim. Yolun açık olsun, başarın daim olsun kardeşim demiş sayın seyirciler. Taylan Dikmen zabıta müdürlüğü görevini yapıyordu. Eski bir askerdir kendisi. Asker kökenli iyi bir bürokrattır ve Murat Paşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Buradan kendisine de hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Kamil Zor kardeşim. Beraber gidecektik. Beni atlatmış. Ben de demek ki ayrıca gideceğim. Taylan Dikmen kardeşimin yanına hayırlı olsun'a. Buradan bu paylaşımda da vesile oldu. Hayırlı olsun diyoruz Taylan Dikmen'e yeni görevi için. Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü'nün sayfası sayın seyirciler. Twitter sayfası. Diyor ki, yurt genelinde bir hafta boyunca sürecek olan ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde Antalya Tarım Orman İl Müdürümüz tarafından kentte bulunan kırmızı et ve ürünleri üretim tesislerinin denetim yapıldı. İl Müdürümüz Mustafa Özen denetimlere bizzat katıldı diyor, diyor. Denetim seferberliği etiketiyle. Bakın sayın seyirciler, tamam her şey güzel. Başında bone, sırtında kıyafetler. Bu şekilde bir paylaşım yapılmış ve gıda denetimi yapılıyor. Ama Bakanlık ve İl müdürlüğü kendi açıklıyor. Gıda denetimi seferberliği yapacağız bir hafta boyunca denilerek. Yani tavşana kaç, tazıya tut türünden. Biz geliyoruz amana etrafı düzgün tutun. Gazetecilerle ya da bizim fotoğrafçılarla geliyoruz diyor gazeteciler değil. İl müdürlüğünün fotoğraf ve videocularıyla beraber video çekimcileriyle onlara hakaret etmeyelim. Onlar da emeklerini yapıyorlar. Onlarla beraber geleceğiz. Zamana sağa solu toparlayın türünden bir paylaşım olduğuna bir denetim olduğuna e, buradan görüyoruz biz de ona inanıyoruz. Keşke habersiz bir denetim yapılsaydı da herkes görevini tam anlamıyla icra etseydi diye biz de temennide bulunuyoruz. Sıradaki paylaşım. Halil Öztürk sayın seyirciler Elmalı Belediye Başkanı Elmalı'nın hizmet hizmetsever proje adama nihayet niyetinde daha doğrusu proje yüklü, proje mimarı bir belediye başkanıdır Halil Öztürk. İyi bir e, il, büyükşehir belediye meclis üyeliğinden sonra belediye başkanlarına seçildi ve çok da iyi bilir e, bölgenin sorunlarını ve çözüm şeklini sayın seyirciler. İyi partilidir kendisi ve diyor ki Elmalı için en iyisini planlıyoruz. Elmalımız için ekonomi, istihdam ve enerji alanlarında dönüm noktası olacak büyük bir projeye imza atmak için Almanya'da temaslarda bulunduk diyor. Elmalı büyüyor, elmalı değişiyor şeklinde sayın seyirciler. Yani Halil Öztürk, elmalının değişimi için Almanyalara kadar giderek buradaki büyük fabrikaları bir örneğini elmalıya taşıyacak ve elmalıdaki kentsel dönüşüm, daha doğrusu o bölgedeki bütün sera atıkları hepsini bir fabrikada işleyerek kente kazanım haline getirecek. Bunun kazanımı için de işte Almanya'da temaslarda bulunmuş, bir süre önce yaptığı temasın paylaşımı sayın seyirciler. Ben de sizinle paylaşım istedim. paylaşım istedim. Halil Öztürk Başkanı da buradan bu etkinlikleri, bu çalışmaları, bu vizyon projeleri açısından da kutluyoruz, alkış gönderiyoruz. Evet, sıradaki paylaşım. Mahir Çeviren, son paylaşım sayın seyirciler, Finike'li bir gazetecidir Mahir Çeviren, çok duyarlı bir gazetecidir. Bir takipçi fotoğraf göndermiş. Finike Devlet Hastanesi engelli yoluna engel yapmışlar. Geçen yılda çekmiştim bu fotoğrafın aynısını. Dün itibariyle değişen bir şey yok denilmiş sayın seyirciler. Finike Belediyesi çalışıyor sizin anlayacağınız. Engelli yerine engel yapmışlar ve personel araç park yeri diye bir de önüne tabela asmışlar. Ee, Finike Belediyesi'nin bir işgüzarlığı ya da Finike Devlet Hastanesi'nin ihmalkarlığı diyelim ama sorun her kimde Finike'ye yakışmıyor. Bir an önce çözümlenmesi lazım bu işin. Evet bu paylaşımlarla beraber biz de bitiriyoruz bu sohbeti sayın seyirciler ee, ve sıradaki haberle devam ediyoruz. Bu tür eğer siz de çekimlerde bulunursanız, şehrin herhangi bir bölümünde fotoğraf ve video çekerseniz atın bize varsa, e, Facebook, daha doğrusu WhatsApp ihbar hattı var. Buna gönderin, biz de buradan yayınlayalım.